أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه إن شاء الله بكون معتل باشلاجاس معتل فيلر hatırlarsanız azinin başında demişti ki fiiller ya salimdir ya gayri salimdir gayri salimler de işte mudaaf mu'tel ve Mudafi okuduk, bitirdik elhamdülillah. Bugün de inşallah mu'tele başlayacağız. Faslun fil mu'telli. Bu bölümümüz muatal hakkındadır. Muatal olan fiiller hakkındadır. Yani bazı fiiller var ki onlara muatal diyoruz. Nedir bu fiiller? El muatalu muatal nedir? Muatal fiil nedir? Ma öyle bir şeydir ki kana ahadu usulhi asıl harflerinden bir tanesi harfe illetin. İllet harflerinden birisidir. Yani e, diyelim ki faale fa'in ve lam asıl harftir. Bunlardan birisi ee, şeyse. Bunlardan birisi e, illet harfi ise buna mu'tel fiil diyoruz. Yani vav ya veya elif varsa bu e, asıl harflerden bir tanesinde o zaman bunlar e, mu'tel fiillerdir. <laughs> ve hiye bu illet harfleri nelerdir? İllet harfleri hiye illet harfleri el vavun vel elifu vel yau. Vav, ya ve elif'tir. Yani bir fiilin asıl harflerinde vav, ya veya elif olursa bu fiile biz mu'tel fiil diyeceğiz. Ve <laughs> sema bu illet harflerine illet harflerine el meddi ve lini yani med ve harfleri de denilir. Yani illet harfleri denildiği gibi med ve harfleri de denilir. Tabi burada ben size uh, İbn-i bir uh, şey okuyayım. Bu hurufel med ve uh, bir de ile arasındaki ilişkiyle ilgili. Şimdi diyor ki hurufel illeti müsavin harf harfel meddi ve lini ve huve Bazılarına göre bazı alimlere göre uh, onların mezhebine göre حرف علات مد باللين حرف لين اشيتر يعني حرف مد حرف لين حرف لين حرف علات حرف علات حرف مد وليس بفاقلق يوخ هر حرف علات حرف مد هر حرف علات حرف لين در هر حرف لين دة اولا در وليس مساوي لر و اما المذهب الراجع راجع ولا فهو ان الالف الف حرف علة ومد ولين Alif hem harfi meddel hem harfi harfi hem, de harfi lindir. Yani üç alif uh, Elif için harfi medde denilebilir. Elif, için harfi linde denilebilir. Elif için harfi illet de denilebilir. Ve vav ya ise yani elif tamam. Şimdi vav ya'ya gelelim. Vav ya ise fe inti harrekata eğer harekelilerse eğer harekelilerse sümmyete harfi illetin fakat. Onları sadece ne denir? Harfi illet denilir. Eğer harekelilerse. Dolayısıyla vav <laughs> harekeli olursa sadece onların harfi illa denilir. Ve <laughs> in eğer sakin olurlarsa yani vav ya <laughs> sakindir ve fe in harekete ma kablehum fe in hareketu ma min gayri cinsima eğer onlardan önceki harfin onlara da onlardan önceki harflerin e, harekesi onların cinsinden değilse onların cinsinden ne demek? Yani vav'un cinsi ötredir, yani cinsi de esredir. Yani vav ye sakindir, vav ya sakindir ve onlardan önceki harf de mesela bu hareke de yani vav'un vav'dan önceki hareke işte ötre değildir. Ya'dan önceki hareke de e, e, esre değildir. O zaman fehuma harfelinin eydan harfelindir de aynı zamanda. Ama Evmin cinsi ma yok eğer Bunlar sakin olursa ve önceki harf, hareke, harfin harekesi onların cinsinde ise mesela vav hareke vav sakindir öncesi ötredir. U ya sakindir öncesi esredir. Summiyata bihima yani harfi e, illet harfi lin denilir ve bi harfi meddi harfi medde denilir. Yani hem med hem lin hem illet de denilir. Dolayısıyla eğer elif her halkarda elif her halkarda e, harfi illettir, harfi meddir, harfi e, lindir. Ama vav ya eğer harekeli, harekeli, olurlarsa, harekeli olursa sadece harfe ile denilir. Yani vav ya harekelidir. O zaman bunlar sadece harf, harf ile denilir. Ee, harekeli olan vav ya'ya harf med ve harf ile denilmez. Sakinse ikiye ayıracağız. Sakinse. Ha, ya sakinse. Önce vav, öncesi ötre değilse, yanın öncesi de esre değilse, yani vavun öncesi mesela ötre değilse yani ne olursa üstün veya esre olursa. Yani öncesi esre değilse yani ötre veya e, işte e, östün olursa bu şekilde olursa o zaman harfelin de, de denilir bunlara. Ama yani e, onların cinsindense yani vavun öncesi ötre ise e, yanın öncesi de esre ise o zaman harfe med de denilir, harfeliğin de de denilir. denilir, denilir. Evet. Eğer sakinse, sakinse hareke, öncesinin harekesi onun cinsinden değilse o zaman harfelin ve harfe illet denilir. Yani o zaman e, yani öncekinin harekesine bakacağız. Kendisi sakin, öncesi mesela onun öncesi ötre değil, e, yan, e, yan, öncesi de esre değildir. O zaman onun öncesi ötre, yan öncesi de esre değilse harfe illet denilir, harfe lin, denil, lin, denilir ama harfe med denilmez. Ama eğer cinsindense yani ve öncesi ötüre yani öncesi de esre olursa o zaman harfi eylet, harfi med ve harfi lin denilir. Bu şekilde Karadaghi söylemiştir. Eşnevinin haşyesinde. Bu e, yani bu harflere harf med ve harf lin harf ile demenin şey bazı mezheplere göre öyledir, bazı mezheplere göre öyle değildir. Tabi şeye göre yani bizim şarih göre, Abluhab Azencani'ye göre e, harfi med ve lin ilet il, arasında bir fark koymadı, onları mütesavi e, gördü. Zaten ilk mezhepte anlattığımız gibi öyle değil. Ve elifu elif izin yani asıl harf olduğunda dedik ya asıl harf elif vav ya olursa bu fiil mu'tel fiil olur. Peki elif asıl harf olursa, yani e, asıl harflerinden bir tanesi elifse, e, diyelim ki fa'ale de bir tanesi elifse ya da işte fa'ale de bir tanesi elifse fark etmez yani. Asıl harfden birisi har, e, elif ise henüz o zaman yani asıl harf olduğu zaman tekunu munkalibete anvavin ev yain. O elif ya vavdan munkaliptir ya da ya da munkaliptir. Yani şunu demek istiyor. Elif Asıl harf olduğunda, yani zayide falan olduğunda değil, asıl asıl harf olduğunda o elifin aslı vardır. Ya vavudur ya da yadır. Yani elif kendisi e, orada olduğu gibi aslı olmayan bir e, harf değildir. Yani başkasından dönmedir. Kendisi kendi başına e, bir e, harf değildir. Ya vavudur ya da yadır. Mesela sanede sa, işte, sad e, fadır, elif indir e ee, nun da lamdır faale o zaman elif orada asıl harftir. o zaman burada kesinlikle elif ya vavudur ya da ya'dır bakıyoruz aslı vavudur. savane baade de baa ba işte faale'deki fa'dır ee, elif orada fa'deki ayn'dir lam e, işte baa'da e, faale'deki lamdır o zaman elif bunun asıl harfidir o zaman burada elif kesinlikle ya vavudur ya da ya'dır bakıyoruz ya'dır Beya'dır. o zaman sa, sana savane ba'a, beya. o zaman elif Asıl harflerinden birinde geldiğinde yani elif asıl harf olarak geldiğinde o zaman o elif ya vav'dur ya da yadır. O vavun vav mudur yoksa yadır? Onu biz Arap e, kelamlarına bakacağız. Araplara bakacağız. Sözcüklere bakacağız. vesaire. Oradan anlaşılabilir. Vav mudur yoksa yadır aslı. Bu şekilde e, illetli fiil budur. Yani illetli fiil ne demektir? El feilul mu'tel ne demektir? Yani, mu'tel olan fiil. E, Fa'ul fiil. Aynı fiil. Ve yelamul fiilinde e, ya vav ya ya ya, ya da e, elif bulunan fiildir. Bu tür fiillere biz e, muhtal fiil diyoruz. Dolayısıyla geresalimdir. Dolayısıyla e, sahih değildir, geresahihdir. Şimdi muhtalın kısımlarını söyleyecek Ve envaruhu kısımları 7'tür. 7 tanedir. Yani 7 tane muhtal var. Tabi bu 7 muhtal e, derken normalde biz burada e, muhtal olan fiilleri okuyoruz. E, halbuki 6. ve 7. Allahu alem 6. ve 7. yani 6. ve 7. kısım fiil olan mu'teller değildir. Dolayısıyla aslında 5 tane mu'tel fiil vardır. 5 kısım mu'tel fiil vardır. Onları tek tek okuyacağız. Yani 6. ve 7. bölüm 7. kısım mu'telin isim olan fiil isim ve harf. Gerçi oradaki harf de aslında isimdir. Dolayısıyla fiil olmayan isimlerdeki muhteldirler muhtel olan fiil değildir. Mu'tel olarak fiilleri sayarsak, mu'tel olan fiilleri, o zaman beş tanedir. hamsetun diyeceğiz Eğer e, fiille sınanlandırırsak mu'teli. Halbuki isimlerde falan da mu'tel geliyor. Ama burada istidradi olarak o isimleri de zikretmiş olacak. El -əvəl. Birincisi, المُعْتَلُ الْفَعِي Faül feili illetli harf alan fiil. Yani faül fiili fa'aledeki fa'ale, fa'aledeki fa, o, fa illetli harftir. O zaman buna ne diyoruz? Mu'tellül fa. Yani fa'ül fe'linde illet harfi bulunan fiil demektir. El mu'tellül fa'i. Yani fa fa'sı ilal görmüş. İlal harfi kendisinde bulunan e, fiil anlamında. Ve yuqalu denilir lehu bu mu'tellül fa'ya. El misalu. Bu her bir fiilin de mu'tel fiilin fa, mu'tel ayn, mu'tel lam. Bunların ayrıca isimleri de var. El misalu. Mu'tel fa'ya ne denilir? El misalu denilir. Misal ne demektir? Benzeyen anlamında. Niye benzeyendirilmiş? Neye benziyor? لِمُمَاسَلَتِهِ اَلصَّح۪يحَ Çünkü sahih olan fiillere benziyor. Sahih olan fiiller ne gibi? Yani salim olan fiiller. Burada onu alalım. Salim olan fiillere benziyor. İşte darabe, nasara, ahaza <laughs> ja'ala bu tür fiillere benziyor. Hangi konuda? Fi ihtimalil harekati. Bütün hareketleri almada, kabul etmede. Çünkü de nun da satta da hareketleri almış olduğu gibi almış. Bakın nasara bütün hareketleri almış. Dolayısıyla peki mu'talifa örnek verelim. Mesela va'ada bakın va'ada bütün hareketleri almış. Dolayısıyla va'ade ile nasara harekeler açısından birdir. Harfler açısından demiyorum ama harekeler açısından va'ada de nasara da aynıdır. Ama Mu'tel ayn veya mu'tel lamda öyle değildir. Mesela mu'tel ayn'de -me, sane nasara. Bakın fark var. Sane nasara. Ya da işte mu'tel lamda gaza bir de nasara. Fark var. Yani harekeler noktasında fark var. Dolayısıyla mu'tel fa sahih fiile harekeleri alma konusunda bütün harekeler yani hem fa'sına hem aynına hem de lamına harekeyi kabul etmesi bakımından sahip sahih olan bir fiile benziyor. Onun için ona denilmiş misal. Yani benzeyen. Yani kime benzeyen? Sahih fiile benzeyen. Şimdi dolayısıyla mu'telifa budur. Şimdi mu'telifanın kısımlarını okuyacağız. Mu'telifa iki kısımdır. Mu'telifa yani faul fiilinde illet harfi bulunan ya vavlu olur ya da yalı olur. Elifli olan mu'telifa yoktur. Niye elifli mu'telifa yoktur? Biliyorsunuz elif hareketsiz olan hemze denilir. Yani hareketsiz olmalıdır. E, de başta olduğu için e, Elif sen başa getirirsen hareketsiz olan bir harfle bir fiile başlamış olursun. Bir kelimeye başlamış olursun. Ki bu da e, mümkün değildir, müstehildir, imkansızdır. el o bir <laughs> sâkini muhâlun. Kaydemiz var. Sakinle başlamak imkansızdır, mümkün değildir. Sakinle başlanılmaz. O zaman mu'telifâ ya ya da yalıdır. Elifli olan mu'telifâ yoktur. Başında yani ilk harfi elif olan hiçbir fiil veya isim bulamazsınız. Dolayısıyla burada Tabi isimlerde gerçi o hemze olur yani orada hemze turvası olur oradaki elif o fark olursun Fiillerimiz açısından alalım. Başında elif olan bir fiil bulamayız. O zaman mu'talifayı keliriz. Mu'talifa vavi, mu'talifa yai. Yani vavlu olan mu'talifa bir de yalı olan mu'talifa. Fa'ledeki fa ya vav'dur, fa'ledeki fa ya da ya'dır. Şimdi... Vavlu olursa hükümleri farklıdır. Yalı olursa hükümleri farklıdır. Tek tek ele alalım. Emmel vav. Vav ise. Yani mütelifada vavlı olursa. Mütelifayı vavi dediğimiz. Yani vavlı olan mütelife olursa. Şimdi onun kaydeleri nelerdir? Bir. Fetehzefu. Hasfedilir. Minel feylil mudari'i lezi ala yef'ilu. Bir kez silahini. Fetehzefu hasfedilir. Minel feylil mudari'i mudari fiilden. Hangi mudari fiil? Ellezi o mudari fiil ki ala yef'ilu. Yef'ilu vezrindedir. Bir kesil aynı yani yef'ilu ayn orada meksurdur. Yani yef'ilu vezninde olan fiil-i mudari'tan, yef'ilu vezninde olan fiil-i e, şey hasfedilir, vav hasfedilir. Yani vav e, yef'ilu'daki mesela diyelim ki va'de yev O yev'idu da bakın aynı fiil meksurdur. O zaman o vavun hasfedilmesi, düşmesi gerekiyor. Onun kaidesini söyleyeceğim inşallah. Bir bu. Demek ki Vav, emmel vav, vav ise fetuhzef ve hasf edilir. Hangi müdariye Bütün müdariye fiiller yok. Ellezi ala yef'ilu bi kesil Yani yef'ilu olup, aynı fiili meksur olan zaten. E, bir, bir bu, iki. Ve min masdari illezi ala Bir de fiilet vezninde olan maslarından. Fiilet vezninde olan maslar. Yani maslar bine e, orada hasfe gider. orada hasfe gider. Onların da kaydedelerini söyleyeceğim. Bu iki yerde gider ve teslumu fi sairi Ama diğer tasriflerinde yani burada biz mudari e, masarı söyledik. Masarı binayı nev'i tabi söyledik. O zaman madi, e, masar, normal masar, e, ismi fail, ismi mef'ul gibi bütün bu çekimlerinde vav e, hasfe gitmez. Sadece vavun gittiği iki yer var. Bir, e, yef'ilü olduğunda iki, e, şey olduğunda, masları fiilet vezinde olduğunda. Şimdi tek tek örneklerine bakalım. Tekulu. Mesela şöyle dersin. Va'de. Va'de. Bakın. Va'de. Mu'tel midir? Mu'tel midir? Yoksa sahih midir? Mu'tel Niye? Çünkü illet harfi var. Peki mu'tel ise? Mu'tel fa midir? Ayn midir? Lam midir? Mu'tel fa Çünkü faal uh, fiilinde illet harfi var. O zaman buna mu'tel fa diyoruz. Mu'tel fa vavlu midir? Yağlı mıdır? Vavludur. Şimdi vavlu olduğunda bakıyoruz. Va'denin mudari'i yef'ilu geliyorsa o zaman orada o vav'ı hasbedeceğiz. Va'den <laughs> mudari ne geliyor? Yev'ilu geliyor. Yef'ilu va'de yev'idu şey gibi. Daraba, yadribu gibi. O zaman yev'idu burada vav'ı hasfediyoruz Ne kalıyor? Ya'idu. Burada niye vav'ı hasfediyoruz Yani tamam. Kaydı o. Yani vav yef'ilu olursa vav gider. Peki bunun illeti ne? De, sebebi ne? Sebebi şu. Yef'ilu <laughs> <laughs> yev'idu. Bakın vav yev'idu. Ya ile esre arasına girmiş yev'idu ya var başta bir de vav'dan sonra esre var. Ya ile esre arasına girmiş. Ya ile esre arasına girdiğinde bu ağırdır. Niye? Sanki şöyle düşünün. Bir damme iki esre arasına girmiştir. Yani iki esre arasında kalan dammeyi telaffuz etmek çok zordur. Yani mesela diyelim ki örnek olarak söylüyorum. Fi'uli. Fi'uli. Bakın fi'uli burada iki esre arasında kalan dammeyi çıkarmak fi'uli. Ben burada zorlanıyorum. Dolayısıyla zorlandıkları için Araplar e, tahfif olsun diye, daha kolay olsun diye böyle bir şey kullanmazlar. Yani iki ese arasında bir ötreyi kullanmazlar. Dolayısıyla burada da yef'ilu dediğimizde ya ile esra arasında vav geldi. Ya ile esra arasında vav şey kalır, ağır kalır. Çünkü ye de aslında iki esra hükmündedir. Ya iki esre hükmü nedir? Vav iki ötre hükmü nedir? Elif de iki üstün e, nedir? Zaten ya'nın diyoruz ki cinsi esredir. Ne demektir? Oradan zaten hani hatırlayın. Yani ya'nın cinsi esredir. Çünkü ya iki ese demektir. vav iki ötre demektir. Dolayısıyla dolayısıyla burada yev'idu da vav Yayla esra arasında kalmış. İki damma arasında kalan, iki esra arasında kalan damme gibi ağırdır. Dolayısıyla da o vav wow, iki yayla eser arasında kaldığında ağırdır. Ağır olduğundan dolayı biz bu vav'ı wow, da ne yapacağız? Hasfedeceğiz. Kaldı ya'idu. Yani vav wow, burada yayla eser arasında kalmış. Sanki iki eser arasında kalmış. iki eser arasında kalan vav wow, da iki e, eser arasında kalmış. Ötüre gibi ağırdır. Dolayısıyla burada hasfedilmiş. Buradaki illeti sebebi budur. Ve ade ...yav'idu, ya'idu, ya'idu. Ve adeten... Asl bu va, idetenin aslı bu Nasıl yapıyoruz? Ee, orada esre vava ağırdır. Esre vava ağır olduğu için ya o esreyi atacağız ya da sonrasına vereceğiz. Şimdi e, attı, atsak, vavudun vav, esresini atarsak, vavudan sonraki harf de aynıdır, aynı da sakindir. E, sakinle bir e, kelimeye başlanmaz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? O vavun harekesini ayna veriyoruz. O zaman bu idetendi. Vavun harekesini ayna naklediyoruz. Vav ee, orada sakin kalıyor, ideten. Vav sakin, ideten kalıyor. Vav e sakin kaldıktan sonra oradaki vav'u hasf ediyoruz. Dolayısıyla ne kaldı? İdeten kaldı. Çünkü aa, aynı artık iftida yapabiliriz. Dolayısıyla vava ihtiyaç kalmadı. Orada e, ideten diye okuyoruz. Ve ideten de bu şekilde. Ve va'den bu da normal mazlardır. Hatırlarsanız dedi ki zaten yef'ilu ve fi'leten dışındaki yerlerde vav uh, hasbe gitmiyor. Bakın va'den nasrın gibi vav burada hasbe gitmemiştir. Fa bu da ismi faildir. Ve zâke bu da ismi mefuldür. It, bu da emirdir. Ve la ta'id nehidir. İd'in aslı nedir? et iki şekilde yapılır. Burada buna asli ba'id diyoruz. Asli ba'id ve asli karib diye ikiye ayırıyoruz. Asli ba'id, asli karib. Yani yakın olan aslı bir de uzak olan aslı. Şimdi eğer uh, idi Ta'idudan yaparsa bakın va'ade ya'idu <laughs> ya'idu ya'idani ya'iduna ta'idu ta'idani ya'idna ta'idu ta'idudan emir yapalım. Ta'idu ta mudarat harfidir. Sonraki harf harekelidir. Dolayısıyla bu ta'yı hasf ediyoruz. Sonu da sakin yapıyoruz. İd yapıyoruz. İd. Bakın ta'idudan direkt id yaptık. Buna asli karib diyoruz. Ya da ta'idu idi iu'idten yapıyoruz. İu'idi de tev'idudan yapıyoruz. İu'id tev'idu. Tev'idu, iv'id. Oradan yapıyoruz. Şimdi iv'id. Yani yev'idu, yev'idani, yev'idune. Tev'idu, tev'idani, yev'idine. Tev'idu. Tev'idine yaptığımızda tayı atıyoruz. Ee, sonraki harf sakindir. Ee, sakin olduğunda başına hemze getiriyoruz. Ee, Aynın hareketine bakıyoruz. Ee, Esrede dolayısıyla e, esre bir tane hemze getiriyoruz. Oluyor. İv'id. İv'id. Şimdi iv'id yaptığımızda. İv'id de ile iki esre arasında kalıyor. Dolayısıyla orada ağırdır. Aslında bu ya'idu da hasbedildiği için burada da hasbedilmesi edilmesi gerekiyor. Çünkü e, emir fiil müdara'a bakar. Fiil müdara'ta hasve gitmişse orada da hasbe gider. Dolayısıyla burada vavu o hafiflik olsun diye hasf ettik. Ne kaldı? İ'id kaldı. E, biz hemzeyi ne için getirmiştik? Hemze vav sakin diye getirmiştik. E burada i'id, hemzeden sonraki harf zaten harekelidir. Dolayısıyla hemzeye ihtiyaç Kalmadı. Hemzeden istiğna olduk. Dolayısıyla hemzeye ihtiyaç kalmadı. Hemzeyi de attık. Kaldığını et kaldı. It, iu it. Bu şekilde buna da asli ba'id diyoruz. Yani istersen tev'idudan yaparsın, istersen te'idudan yaparsın. Ben bir şey unuttum. Onu da söyleyeyim. Şimdi da yev'idu, vav, ya ile esre arasına giriyor. Ya da esre hükmünde olduğu için iki esre arasında kalmış gibi oluyor. Dolayısıyla ağır oluyor. Peki yeu'idu da bu doğru. Tamam kabul ettik. Yeu'idu ya idani ya iduna buraya kadar tamam. Peki te'idu da ne olmuş? Te'idu te'idu. ve ta ile esra arasına girmiş. E esre hükmünden değildir. Dolayısıyla iki esre arasında kalmış bir vavdan söz edemeyiz. Peki niye burada hasbedilmiş? Ee, ya hamledilmiş. Yani biz burada müfred gayba hamlettik. Ee, tev'idu burada vavın hasbedilmesi iki esre arasında ya, ya da tayla işte esre hükmünde olan bir harf ile esre arasında kaldığından dolayı değil. Orada yev'iduya yani Ya'idu'ya hamletmemizden dolayıdır. Çünkü ya da yapmışsın diğerlerinde de yap e, ya da yapmışsan diğerlerini yapalım ki e, hepsi aynı tarzda olsun. Yoksa ya idu ya idani ya idune tev idu tev idani ya bu şekilde böyle karışık olacak. Hepsi bir olsun diye böyle yapıyoruz. Emirde de öyle. E, bu şekilde yapacağız. La te'id. Bu da zaten nehidir. Felimudar Yani nehid zaten felimudardan farklı bir şey değildir. La ya'id oradan geliyor. Ve kezalike yine va'da ya'idu ideten gibidir. Ve mika yemiku mikaten. Ve bu da faile yemiku ya ile eser arasında gelmiştir. i̇ki eser arasında kalan bir ötre gibi ağır olmuştur. Dolayısıyla burada ve hasbettik yemiku kaldı. Mikaten de vimkatendir. Ve harekesini mime verir. Çünkü ağırdır ve Vav sakin mikaten kalıyor. Ve da hasbettir. ihtiyaç kalmadı. orada mikaten oldu. ve bu, burası bitti. bu şekilde. Fe, bu şekilde yapacağız. فَاِذَا özilet كَسَّتُوا مَا بَعْدَهَا ne zaman ki özilet kaldırılırsa, kalkarsa كَسَّتُوا مَا بَعْدَهَا Yani Vav'dan sonraki kesre kalkarsa Vav'dan sonraki esre kalkarsa Şimdi niye o Vav gidiyordu? Çünkü sonrası esre, öncesi de ya ama ya da esre hükmündeydi. Dolayısıyla iki esre arasında kalmıştı. E şimdi sonrası, yani Vav'un sonraki harfi, harfin harekesi esre olmaktan çıkarsa diyelim ki üstün veya ötre olursa o zaman vav wow, iki ese arasında kalmamış olur. O zaman orada vav'ın wow gitmesine gerek var mı? Yok. Feiza özilet kese ma bada. Yani vav'dan sonraki harfin Vav'dan sonraki harfin harekesi kesse olmaktan kalkarsa, kesresi zail olursa öyle الْوَوْ الْمَحْزُوفَةُ geri gelir. Ne gibi mesela? نَحُوْ لَمْ يُعَدْ Şimdi يَوْعِدُ ya, Ben bunu meçhul yapacağım. E meçhul yaptığında aynı üstün olacak. E lem yu'ad olacak. Lem yu'ad e yuad olduğunda vav getirilirse sorun olur mu yok lem yuad vav waw gelmiş odan sonraki harf üstündür e, tamam önce ya'dır ama iki ese arasında kalmamış oluyor dolayısıyla burada vavun gelmesini e, gelmesi gerekiyor hasmedilecek e, edilmesini gerektirecek herhangi bir sebep de yoktur o zaman lem yuad kalıyor burada inşallah e, duracağız ''Fa'ale yefilü okuduk bir sonraki derste işte faile faile yef'ulu ondan sonra faulaya yef'ulu bu babları okuyacağız ve yaya gireceğiz ya mütelifa yal olursa nasıl olur insana onu okumaya çalışacağız vakıdavana nâhmünur billah